24'ten merhaba, iyi haftalar diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz efendim. Nasıl bir haftaya başlıyoruz? Ayrıntılarına birazdan bakacağız. Öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ama önce hemen haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum ne? Bakalım, ayrıntıları aktaralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe düşüşte 90.825 puandan başladı sayın seyirciler. An itibariyle bakıyoruz 90.878 puandan işlem görüyor. Hemen dolar cephesine de bakalım. Son durum ne? Dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların etkisiyle yükseldi. Hemen onu belirtelim. Peki şu anda bakıyoruz. 5.51 seviyesinde dolar, avroya baktığımızda 6.32 seviyesinde olduğunu görüyoruz sayın seyirciler. Altının gram fiyatı bakıyoruz, haftanın ilk işlem günü yükselişle 229 liradan başladı. Şu an itibariyle yine 229 lira 35 kuruş olduğunu görüyoruz. Çeyrek altında 375 lira 70 kuruş. Ve haftaya düşüşle başlayan Brent petrolün varil fiyatı ise an itibariyle 60.11 dolar. Faizleri de görelim ve piyasaları noktalayalım. Tahvil %18.94, repo %24. Piyasalarda abla böyle şu an itibariyle. Peki gündemde neler var? Haber turuna çıkıyoruz, ardından devam edeceğiz. 2018'de ihracat rekoru kıran otomotiv sektörünün üretim rakamları açıklandı. Son verilere göre Türkiye'de geçen yıl 1,5 milyon adet araç üretimi gerçekleştirildi. Kasım ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre üretim aylık bazda %0.3, yıllık bazda ise %6.5 azaldı. Polonya'da bir Huawei yöneticisi Çin devleti adına casusluk yapmak suçundan gözaltına alındı. Huawei gözaltına alınan yöneticinin işine son verdiğini duyurdu. Eylemlerinin de şirketle ilgisinin olmadığını açıkladı. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in görevinden 1 Şubat'ta ayrılacağını açıklamasının ardından yerine geçebilecek muhtemel adaylar da konuşuluyor. O adaylar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin de olduğu iddia edildi. Türkiye'nin israf raporu açıklandı. Ticaret Bakanlığı'nın araştırmasına göre haftada ortalama 2 ekmek israf ediliyor. Vatandaşların ortalama cep telefonu değiştirme sıklığı 3.7 yıl olurken otomobil değiştirme sıklığının ise 8 yıl olduğu belirtildi. Ayrıntılar sayın seyirciler. Kasım ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre üretim aylık bazda %0.3, yıllık bazda ise %6.5 azaldı. Kasım ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre yılın 11. ayında üretim... Sayın seyirciler, gündemin ayrıntılarını konuşalım şimdi, ardından yine vakit kalırsa haberlerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmelerin ayrıntılarını telefon hattımızda bulunan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Sayın Üzeyir Doğan'la konuşacağız. Üzeyir Bey merhaba, iyi haftalar. Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle piyasalardaki görünümle başlayalım isterseniz. Dolar, az önce de vurgulamıştım, ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların etkisiyle yükseldi dedik. Nasıl bir tablo var haftanın ilk işlem günü karşımızda Üzeyir Bey? Evet, dolar tarafında da, borsa tarafında da aslında Trump'ın attığı tweet ve devamında bizden gelen açıklamaların etkili olduğunu görüyoruz. Trump'ın attığı tweetle birlikte Türkiye'nin güneyindeki jeopolitik risklerde yeniden bir artış olacağı fiyatlaması gündeme geldi. Aslında biz geçtiğimiz hafta dolar TL tarafında bu riskleri fiyatlamaya başlamıştık. Hatırlanacak olursa dolar TL'de 5.30 civarından 5.55 civarına kadar bir hareket gerçekleşmişti ve bu ağırlıklı olarak buradaki jeopolitik risk, Suriye'deki gelişmelerle ilgili beklentilerin fiyatlanmasıydı. Bir miktarda bütçe gerçekleşmelerine yönelik beklentiler burada etkili olmuştu. Borsa tarafında bunun fiyatlamasını görmüyorduk geçtiğimiz hafta. Bu haftaya başlarken buradaki tonlamanın artmış olması, Trump'ın tehditkar bir ifade kullanmış olması bu taraftaki olumsuz etkiyi de hızlandırdı. Hem Borsa İstanbul tarafında hem kur tarafında bugün
bu çerçevede negatif bir hareket görüyoruz. İlerleyen dönemde burada gelecek açıklamalar önemli. Özellikle yarın biliyorsunuz partilerin grup toplantıları var. Evet. Bu grup toplantılardan Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Devlet Bahçeli'nin vereceği mesajlar özellikle bu tarafta önemli olacaktır. Bu açıklamaları burada biraz daha yakından takip etmek gerekiyor olacak. Dolar ve teknik açıdan destek ve direnç noktaları hangi seviyeler bu arada üzerinde? Evet, dolar TL'de yeni desteğimiz artık 5.45. Daha önceki kanal üst bandıydı. Burası çok önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarıda 5.65 var. Önceki kanal boyu kadar bir yükselişi ifade ediyor bu da. 5.45'ten 5.65'e kadar. 5.65'te uzun biraz orta vade için ilk ana direncimiz. Onun öncesinde de 5.55 civarında geçtiğimiz hafta test edilen gün içi zirveler vardı. Bu bölgede kısa vadeli direnç olarak da 5.55 takip edilebilir. Evet. Şimdi piyasalar için yarın grup toplantılarını da takip edeceğiz dediniz. Sanayi üretimine bakalım. Kasım ayında %6.5'lik daralma söz konusu. Hemen aylık bazda ki tabloyu da hatırlatalım. %0.3'lük azalma var. Gerileme neden kaynaklandı Üzeri Bey? Yorumunuz nasıl olacak? Çarklar yeniden hızlı dönmeye ne zaman başlar? Öngörünüz. Açıkçası bu daha önce yeni ekonomi programı açıklanırken dengeleme disiplin değişim adıyla açıklanmıştı. Bu dengelemeden kasıt ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği ve belli bir dengeye oturulmasının arzu edilmesiydi. Bu ekonomideki yavaşlama her kalemde kendini hissettiriyor ve bir süre daha bunun devam ettiğini görüyor olacağız tahminen. Kasım ayında sanayi üretiminde beklentinin bir miktar daha üzerinde fazla daralma var ama genel trend ortalamalardan çok sapma göstermiyor. Aralık ayında da muhtemelen bu daralmanın bir miktar daha devam etme olasılığını işaret ediyor. Türkiye'nin yeniden sağlıklı bir büyüme patikasına oturması, sağlıklıdan kastım gelecek yıl tekrar 5'ler 6'lar civarı bir büyüme beklemiyoruz elbette ama %2.5-3'ler civarında bir politika oturması çeyreksel bazda da gelecek yılın, daha doğrusu bu yılın pardon, ikinci yarısını bulacak gibi gözüküyor. O nedenle bir miktar zayıf seyir bu çeyrekte de devam edebilir. İkinci çeyrekten sonra hasat toparlanmalar biraz daha dengeli büyüme rakamlarını görmeye ise muhtemelen bu yılın ikinci yarısıyla birlikte başlıyor olacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz Üzeri Bey. Haftanın başında ilk değerlendirmeleri sizden almış olduk. Sağolunuz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan yorumladı efendim. Ve devam ediyoruz. Kredi kartı borcu yapılandırması uygulamasına Ziraat Bankası'nın ardından Vakıf Bank da katıldı. Vakıf Bank, bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkanı tanıyan bir kampanya başlattı. İşte ayrıntılar. Yapılandırma aylık %1.10 faiz oranıyla 24 aya, aylık %1.20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirilebilecek. Banka kredi borcunu ödemekte zorlanan bireysel müşterilerine borçlarını 3 ay ödemesiz dönemle 36 aya varan vadelerle yapılandırma fırsatı sunacak. Ticari segmentteki müşterilerine ise 6 ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık %0.98'den başlayan faiz oranlarıyla ödeme kolaylığı sağlanacağı belirtildi. Vakıf Bank ayrıca 2018 yıl sonundan önce 100 bin liranın altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlayacağını duyurdu. Başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor. ...2018'de ihracat rekoru kıran otomotiv sektörünün üretim rakamları açıklandı. Son verilere göre Türkiye'de geçen yıl 1,5 milyon adet araç üretimi gerçekleştirildi. Otomotiv ihracatı rekor kırdı. Üretimi ise 1,5 milyonu aştı. Türkiye otomotiv sanayi oldukça hareketli bir 2018 yılını geride bıraktı. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen sektör, yılın son çeyreğinde atılan pozitif adımlar ve kapsayıcı teşvikler sayesinde rahat bir nefes aldı. 2018'de toplam üretim 1 milyon 550 bin adet olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı ise 32 milyar doları aştı. Böylece tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Otomobil ihracatı ise 12.4 milyar dolarla yılı kapattı. Avro bazında bakıldığında ise otomobil ihracatı aynı seviyede kaldı. 10.5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.
bu haberle kahve molasının sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle efendim.